El kadar çocuk ne yapar, nereye gider? Seni bilmez Allah'ım. Defne, kızım, ben kardeşinizi kollayın, gözünüzden ayırmayın dedikçe... Defne Hanım'ın başka işleri vardı. Ya sen kes sesini ya. Ya ben nereden bileyim anne, çıkıp giderken koskoca konakta kimse görmedi mi ya? Ya yeter, tamam. Böyle birbirinizi suçlayarak çocuk bulunmaz, vakit geçeyim. Oh Allah. Hadi çıkalım, dört bir koldan arayalım çocuğu. Mama sen de karakolu haber ver. Bir insan evladı bulduysa illaki polise teslim eder. Dedeyle mi geldin sen? Çok şükür, çok şükür. Nasıl korkuttun bizi? Seyitim. Sokakta bir çare dolanırken buldum. Kaşla göz arası ne ara çıktı gitti, vallahi anlamadım. Anne. İyi misin bakayım? Bakayım bebeğim sana ben, çok şükür Allah'ım. Biraz iyi gibiyim. Çok korktum. Ne oldu? Nereye gittin yavrum? Ben istemiyordum. Ev kayboldu. Sokakta beti benze atmış. Korkudan titreydi baba. Anne. Aa şurada bu kadar adamsız. El kadar bir çocuğa sahip çıkamayız. Bir de utanmayız. Beyhan su getir. Bir daha öyle tek başına çıkıp gitmek yok Emi. Emi Seyitan'ım, çok şükür dedemi buldu seni. İyi ki dede bulmuş seni. İyi ki dede bulmuş. İyi rast gelmişsin Seyitan. Çok şükür sana rastlamış oğlum. Kafasına göre iş yapanın sorumsuzluğu bitsin artık. Hastanede iş başı yapmışsın kafana göre. Onun da hesabı sorulur Melek Hanım. Bebeğim benim. Bir yudum daha al bebeğim. Tamam. Dede mi buldu seni? Ha, dedeyle mi geldin? Kuzum, kuzum benim. Çok korktum, çok, çok. Hadi terlemiş, al şunu çık yukarı. Gel üstünü başını değiştirelim güzelce, gel. Oh, oh benim minim, koğlam benim. Defne, Kerem, siz de benimle gelin yukarı. Thank you.
köpek çok tatlıydı. Onu sevmeye gittim. Peki hiç öyle kimseye bir şey demeden çıkılıp gidilir mi? Azıcık oraya gidecektim. Sonra da ev kayboldu. Sonra dede seni nasıl buldu? Bulmadı ki. Ben onu gördüm. Görür görmezdi. Dede diye bağırdım. Aferin benim akıllı oğluma. Aferin. Dede de alıp seni eve getirdi ha? Hı hı. Ama azıcık kızdı. Çok değil. Ufacık minnacık kızdı. Hayret. Sahip çıkıp getirmiş. Oğlum niye sahip çıkmasın canım? Herhalde torununa kin gütecek değil ya. Siz onu bırakın da zaten. Siz bugün ne yapıyordunuz öyle arabaya binip gitmeler filan? Kız nasıl var? Babamın peşine takılıp o da işler çeviriyordu. Kolumdan tut at da sürpriz diye diye sürükledi beni. Ya sabır. Yani vallahi ben de bilmiyordum böyle zorla bir şey yapacağını. Beni de kandırdı. Kızım sen bilmiyor musun baban? Konakta ne rezillikler çıkardı daha yeni. Sen niye alıp buraya getiriyorsun? Anne eğer gelmezsek rezillik çıkaracağını söyledi. Konağa basarım dedi. Neymiş gene derdi? Anne bak Kerem gerçekten transfer olmuş Almanya'da. Anlattı babam her şeyi. Gelsin hocasıyla konuşturacağım onu dedi. Ha değil mi? Paketleyip götürüyordu beni. Tamam hadi kapatın konuyu artık tartışmayın. Çok mu güzel oldun sen öyle arımaya gibi mi oldun? Nereye? Kerem, oğlum. Hava alacağım biraz. Kerem. Tamam hadi git güzelce biraz dolaş, sakinleş ama vakitlice dön. Kimseye sataşma tamam mı? Ne demek anne o ya? Serseri miyim ben? Durduk yere insanlara mı sataşıyorum? Ay. Kerem'im. Bak şimdi niye alınganlık yapıyorsun? Kerem. Onu mu dedim ben şimdi? Yavrum bak biliyorsun dayın şikayetini geri çekti ama biri sana sataşsa bile karşılık verme. Ya, o da şikayetçi olursa ceza alırsın ya. Aman diyeyim. Tamam tamam. Merak etme sen. Hadi vakitlice gel. Hadi ben gittim. Ne yapalım? Bugün kısmetteymiş tanışmak. Bir çay daha içeydik. El kulağındadır Meyrem'in. Akşam ezanından önce evde oluydu her zaman. İyiymiş. Sağ olasın içmeyeyim. Cumali gelmeden evde olayım ben. Sen o işi bana bırak. Kendiyle konuşayım, alıp geleceğim konağa. Hayırlı haberlerini bekleyeyim. Hadi Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Sen de. Fırlamışsın dükkandan. Neye hallenip de çıktın bu vaziyette? Sen biliydin değil mi abla? Neyi? Arayan yaptın. Ha, işe girdiğini deyin. Ne ediciydi? Ele güne muhtaç mı olucuydu? E derlendiğimi bilmezmiş gibi konuşma abla. Hasta bakıcılık da nereden çıktı? Buna müsaade etmem. Nesi ayıp hastanede çalışmanın baba? Senin ayıbın o değil. Arsızlığın. Sığıntı gibi hastanede çalışıyor dedin. Baba niye sığıntı olayım? İş buldum çalışıyorum. Çocuklarıma bakmak istiyorum. Size yük olmayayım istiyorum. Bunda kızacak ne var? Anlamayın değil mi?
attığın her adım yanlış. Çünkü yol yordan bilmeyin. Mesele çalışmak falan değil babam. Suç da kabahat de benim senin gözünde. Ben ne yapsam beni suçlayacaksın babam. Cezam hiç bitmeyecek değil mi? Anlamıyor. Hiçbir zaman da anlamayacağım. İnsanla biraz utanacak yüz olur. Ne etseydin? Kızı kendi yuvasına sığıntı eden sensin. Aldığı her nefesi boğazına diziğin nazarında. Abla, söz ona gelmeyecek. Bilciler ki gereğini yapmadı, daha yeni buldu. Yok, o kadar uzun değil. Hayırlı akşamlar Zeynel. Sağ olasın ustam, hayırlı akşamlar. Ne o, yüzün yerden kalkmıyor gene? Neye bozuldun, de bakalım. Ne diyeyim baba? Ne diyeyim? Söylediklerimin değeri olmuyor ki. Hayda. Bu ne demek? Ya durduk yere hem kendin hem de alemin huzurunu kaçırıyorsun. Kime ne etmişim ben Ömer? Seyitel amca ettiğini söylüyor amcam dedi. Ha amca yeğen, o mu surat sallıyorsunuz şimdi? Yazık olsun vallahi, yazık. Adamı ateşleyip duruyorsun baba. Kaç kere yapma dedim sana, yapma. Ama nafile. Tövbe estağfurullah. Duyuyorum siz ne diyiniz ya? Duyan da beni kavga dövüş ortalığı yıktı sanıcı ha? Kavgaya meydan veriyorsun ama. Mahsus adamın damarına basıyorsun. Lafı tıp duruyorsun. Lafı verene bakıcın sen, lafı verene. Hak ettiyse yüzüne haykırmak haktır. Haykırdığın kötülüğün günahı büyük baba. Kız gelmiş çocuklarıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Ya sana ne, nerede çalışırsa çalışsın. Tutsana biraz dilini. Bırakın da kendi düzenini kursun. Benden ırak, gözden uzak olsun, nerede kurarsa kursun düzenini. Ötesi beni alakadar etmez. Yani dedem, sen vicdanlı bir adamsın. Böyle lafları etme lütfen. Aa, akıl verenlere bakın hele. Çekilin oradan. Sinirimi hoplatmayın, vallahi ikinizden çıkartırım ülkemi ona göre. Ah baba, ne inat varmış sende ya. Kendine de acımıyor ki. Ya sinirlenip sinirlenip duruyor, sonra tansiyonum diye şikayet ediyor. Ya ben bağ evine geçiyorum Mirza'nın yanına. Şimdi eve gidersen bitmeyecek bu didişme. Amca ben de seninle geleyim mi ya? Gel madem. Babana seslendin mi? Geleceğim. Seslendim ana, geleyim. Şuraya bak. Saat kaç oldu? Ömer de yok, Halil de yok. Cumali homurdanacak şimdi. Ana, gelmeyecekler. Sebep? Ömer'le konuştum demin. Halil'le bağ evindeymişler. Ne işler var bağ evinde? Bugün akşamüstü dükkanda berabermişler. Babamla Halil gerilmiş. Niye? İşte yine aynı terane. Babam Seydeli amcaya ileri geri konuşmuş. Oğlanıyla çıkar yola, bezenir ceviz fıstığa, kıvamında şerbetiyle ne de güzeldir baklava. Hayırlı akşamlar hanımlar. Hayırlı akşamlar baba. Yemek yok mu ya? Çorba. Dudu. Çorbaları koy kızım. Koy kızım koy. Bol bol koy. Bugün iştahım pek yerinde. Maşallah. Afiyet olsun. Sağ ol. Baba bardağını alayım mı? Hadi siz de buyurun. Ne ettin bugün? Gördün mü müstahbel gelin kızımızı? Neydi adı? Meyrem miydi? Neydi? Ha, Meryem. Yok, görmedim. Okuldan geç çıkıymış. Bekleyemedim.
Ama atacak adın bir yolunu bulup görüştürecek bizi. Hadi hayırlısı. Hayırlısı olsun. Ya Cumali, olanlar yok. Sen hiç merak etmeyin mi? Neredelermiş ki? Bağ evine gitmişler baba. Neden acaba? Kızım bu işte köfteyi uzatacak mı? Halil'le didişmişsiniz. Ben bir şey etmedim. O kendi kendine bozuk çaldı. Sen genel dilini tutamamışsın. Karadağlılar hakkında konuşmuşsun. Biz seninle ne konuştuk? Senin sözün üstüne söz demeyeceğim demedin. Ya Seyit Ali'ye düştüğü vaziyeti hatırlattım kızından ötürü. Kavga dövüş yok ortada. Neymiş vaziyet? Melek, Melek. Ne olmuş Melek? Hastanede işe başlayık. İnşallah tutunamaz da. Geldiği yere geri gider. Zile yapardı be kızım. Olsun hala. İçinden geldim. Oğlan oturuyor mu hala? He ya oturayım. Öyle sorular sorayım, bıcır bıcır konuşayım. Babamla mı? He ya dedesiyle. Çok şükür neşesi yerine geldi. Bugün çok korkmuştu yavrum, sersem gibiydi. Allah korumuş Sabi'yi. İyi ki babana rastlamış. Hala. Abimi çok durgun görüyorum. Bir şey mi oldu? Kadriye de gözükmüyor ortalıkta. Kadriye anasının yanına gitti. Küsmüşler Mahmut'la. Ne oldu? Neden? Aman be kızım. Herkes bir hava. Benim derdim bana yeti. Kimsenin ağzını çekemem. Ben de az kafamı dinleyeyim. Her şeyin içinde. Hiç çenesi durmayayım. Hamile kız halacığım. Ama benim yüzümden araları gerildiyse üzülürüm. Onun herkese bozulası var. Güneşten bunalıyı, buluttan nem kapıyı, kar yağsa beyaza küsüyü. Gelir ama değil mi? Ha, gelmeyip de ne diyeceğim? Kocası burada, evi burası. Kolay gelsin abla. Sağ ol Yüzile. Melek abla, ben bunları Mithat'a hazır ettim de bir koşu verip gelim diyeyim. Çok iyi düşünmüşsünüz Zile. Üzülen be, çıkmadan şu kahveleri de halamla babama bir versen. Ben götürürsem babam içmez şimdi. Tamam abla. Sonra da uzun yollar geçmişim. Sonra da ejderhanın etrafından dolaşıp arkasından onu gelmişler. Aman da aman. Sen kendi kendine masal mı okuyun? Okumuyorum ki. Hayalimden oldu bu adam. Ay benim akıllı torunum dedesi göreyim mi? Hadi masal anlatayım mı? He anlat ya. Bir varmış bir yokmuş. Eğer zaman içinde, kabul zaman içinde küçük Seyit Ali varmış ve büyük Seyit Ali. Küçük Seyit Ali köpeği severken ev kaybolmuş. Sonra büyük Seyit Ali süper kahraman gibi onu kurtarmış. Ve arkadaş olmuşlar. Göreyim mi dedesi? Deden de sana bir masal anlatsın mı? He dedesi, sen de bir tane oku. Hadi dedesi, hadi. Benim gözlüğüm yok. Gözlüğü bahane etme Seyit Ali. Bak burada gözlüğü, al. Hangisini oku? Onu. Onu oku ya. Sağ ol.
Ali Bey'in atları kişne kişne kişni. Sultan'ı mı demek istedin? Yok oğlum, bu katırcı Ali. Katırcı mı? He ya. Ne sağlık kızım. Ali Bey'in atları kişne kişne kişni, arpa saman istik. Arpa saman yok, kiremcide çok. Atların da karnı doydu. Sağ olasın kilimci. Bu masal değil ki, birkaç tekerleme. Bak göreyim mi, göreyim mi Seyit Ali? Bak bak ne laflar. Ama sen bunu oku dedin. O zaman başka masal bağlı mı? Hangisi hoşuna giderse, ha burada böyle horozlu bir şey var. Kıyalım. Evet. Tamam. Evvel zaman içinde bir horoz varmış. Bu horoz öyle sıradan bildiğimiz horozlara benzemiymiş. Ayakları kocaman, tüyleri renk renk. Kuyruğu arkasına yerlere sürünür, ışıl ışıl parlıymış. Bir sesi varmış ki, ü ü ü. Evet, onu dediği için çevredeki bütün köylere kadar sesi gidermiş. Herkese sabah oldu. Öğren oldu, akşam oldu diye haber vermiş. Civar köylerden bu horozu görmeye gelirlermiş. Bu horozu herkes ama herkes böyle hayranlıkla bakarmış. Kahve içelim mi? İçelim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Abi bugün gene başını derde soktuk, kusura bakma. Alpa iyice arsızlığı aldı eline. Sanki derdin azmış gibi bir de benim yüzümden onunla uğraşıyorsun. Ben onu edeceğim bileyim de. Bekleyeyim ha, bekleyeyim. Kadriye gitmiş. Aranızda tatsızlık olmuş herhalde ha? Bitti. Kadriye gitti. Kalbim sıkışıyor Melek. Sana yemin olsun Aşur'dan kalkmak nasip olmasın, kalbim sıkışıyor. Ya gebe karnıyla Aşur kapıdan çıktı gitti, bileyim sen. Gitti. Kadriye'yi de hoş edemeyim. Abi olarak olana bitene de dur diyemeyim. Ne edeceğim bilmeyeyim ha. Vallahi çok yoruldum Melek. Sana yemin olsun çok yoruldum ha. Ne edeceğim bilmeyeyim. Ben çıkayım. Bir koşu gider gelirim hemen. Tamam, sağ ol Yunus'cığım. Nereye gideyim bu saatte bu? Mithat'a yemek götürecek. O da benim yüzümden eve dama girmiyor. Of. İçim yanıyor. Ona da ayrı üzülüyorum. Zaten küsen, darılan köyü terk etti ya. Ya biz ne edek? Ya biz ne edek Melek? Aa buradayız ya biz. Kadriye neden gitti? Yani anlatmak istersen eğer. Babama gücenmiş. Halama gücenmiş.
Ben arkasında durmayayım diye abi gücenmiş. Ya ben ne diyeyim Melek? Ya eline keseyi almış ha. Kapının önüne çıkmış bağırıyor. Hırsız var, hırsız var. Ya bu konakta yapılır mı? İşte demek ki o da boş bulunduysa... isteyerek yapmamıştır abi Kadri. Boş bulunmasın Melek. Boş bulunmasın. Sanki bir sandık hazine gitti evden. Giden parayı ben kendim bileyim ha. Ondan sonra böyle benim babamdan fırça yersin. Ve dayanamadım bir de ben bağırdım üstüne. Küstü gitti. Para nereye gitti peki? Abi, yoksa ha? Alpay'a mı verdin abi? Ben yarın arayayım Kadri'yi, konuşayım da... dönsün gelsin evine, yuvasına. Sizlere gönül koymasın. Melek sakın böyle bir şey yapma, ortalığı karıştırma. Bir de sen arayacaksın Kadri'yi ya. Aman diyeyim Melek, ortalık karışır, yapma öyle bir şey. Vay Melek Hanım vay. Demek telefon reddetmeler ha. O yaslandığın kara dağlara kar yağdırayım da görsen. Ne var Defne? Sakin ol şampiyon. Sinirli misin sen hala bana? Tam ne istiyorsun? Ne var? Kerem bak aklım sende kaldı. Yemek yemeden gittin öyle. Hadi çık gel sana bir toz falan bir şey yapayım. Merak etme iyiyim ben. Neredesin? Halı sahadayım maç izliyorum. Terapiye gittim diyorsun yani. Ha sayılır. Neyse iyiyim ben. Anneme söyle o da merak etmesin tamam. Hadi görüşürüz. Vay arkadaş. Ben ne gideceğim demiştim buradasın. Sizin forvet sıkıntı. Öyle mi diyorsun? Çok biliyorsan bir iki taktik versene. Yarın maçımız var. Ne o lig maç falan mı? Aynen öyle izlemeye gel. Tamam tamam gelirim. Hadi gir oyuna görelim. Forvet nasıl olurmuş? Yok. Oynayamam. Kramponum yok. Kaç numara? 41. Hadi gir içeri. Bunlar içini görür. İyi biraz ısın. İyi. Tamam geliyorum. Defne. Efendim baba. Anan telefonu açmıyor. Sen 50 defa da açıyorsun. Ne oluyoruz ya? Baba ne bağırıyorsun bana ya? Sen telefonu açtığıma dua et. Neydi o geçen gün yaptın? Resmen kandırdın beni ya. Ya Kerem'le konuşacağım dedin sadece. Yapmadığını bırakmadın. Ya kapaca tutup götürmeye çalıştın. Laf mı dinliyor? İt gibi saldırıyor. Ne yapsaydım yani? Baba zorla güzellik olmaz anladın mı? Neyse uzatma. Çocuk ne oldu bulundu mu? Bulduk baba. Bir köpeğin peşine takılmış kaybolmuş. Buldular getirdiler. İyi bari. Anam benimle uğraşmaktan çocuğa bakamıyor ki. Baba bak ben gerçekten çok sıkıldım bu konulardan. Kerem iti ne yapıyor? Sorma artık Kerem'i, sorma. İstemiyor seni, gelmeyecek seninle ya. Bak zaten senin yüzünden kavga ettik, çıktı gitti. Nereye gitti? Konağın oralarda bir yerde, halı sahadaymış. Maç seyrediyormuş. Zekalı ya. Aklı hala futbolda. Bir tek bana inat ediyor. Baba, beni artık bu olaylar için arama. Beni alet etme artık bu konulara, olur mu? Görüşürüz. Müzile. İyi akşamlar. Ne işin var senin burada? Sana yemek getirdim. Yemek mi? Ben aç kalmam ki burada. Ama bunlar senin sevdiğin yemekler.
Sağ ol kız. Vallahi senden başka düşünen yok beni konakta. Bak sana temiz gömlek de getirdim. Yıkadım, ütüledim. Oo. Gömleğe kadar düşündüm diyorsun ha. Helal kız. Eğer kirlim varsa onları da ver, yıkar getiririm gene. Yok sağ ol, eksik olma. Ben gideyim o zaman. Ha. Yalnız bu saatte dikkat et konağa giderken. Ya da dur ben bırakayım seni. Yok. Yok yok. Yok sen zahmet etme. Zaten konak şurası. Ben giderim sen meraklanma. İyi madem. Afiyet olsun. Münzile. Sağ ol. Top tekniği oldukça yüksek. Boş oyuncu değil, yetenekli. Boş değil evet. Ama aptal işte. Salaklığına doymasın. Anca böyle gelir, mahalle maçlarında gazoz kapağını oynar. Alıver kızım, bir şey olmaz. Geceler. Hadi artık sen de kalk yerine yat. Allah rahatlık versin. Nasıl goldü ya? Fileyi deliyordun. Pas iyiydi. Yarınki maçıma gelsene. Seyredersin. Geleceğim, geleceğim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum. Bana oğlum deme. Bak bir konuşalım. Ne konuşacağız? Zorbalıklarını mı, yalanlarını mı? Bak terbiyesizlik ediyorsun. Geldim, adam gibi konuşmaya çalıştım. Dinledin mi? Yine dinlemeyeceğim. Boşuna nefesimi tüketme. Bak, yarın gidiyorum. Oh, iyi yolculuklar. Bak, bir daha düşün. Bu son şansın. Eğer yalanın varsa buradan Almanya'ya gitmek nasip olmasın. Hoca seni istiyor. Bizzat konuştum. Yani binlerce euro para seni Berlin'de bekliyor. Neden istemiyorsun anlamıyorum ki. Kır şu inadını. Yarın atlayıp beraber gidelim. Maalesef euro hayallerini yıkmak istemezdim. Ama bu kadar. Bitti. Sen nereye istiyorsan git. Beni, kardeşlerimi, annemi rahat bırak. Tamam. Hadi eyvallah.
Bu son sözün mü? Ben sizi yapacağım biliyorum ben. İstiyorsun Alpay? Çok güzel Melek Hanım. Çok güzel çocukları zehirlemişsin. Aferin sana. Ne diyorsun? Ne diyorum biliyor musun? O kale gibi konağın içinde, baban, abin arkanda, çocukların yanında kendini çok böyle sağlamda hissediyorsun değil mi? Çok yanılıyorsun. Çünkü sen bana bunları yaptın ya, ben sana bunun çok daha beterini yapacağım. Anladın mı? Seni can evinden vuracağım. Gör bak neler yapıyorum. O bana diklenen oğlum da sen de tıpış tıpış ayağıma geleceksiniz. Bunu da aklına yaz. Efendim Funda. Sana da iyi akşamlar Alpaycığım. Orada keyfin yerinde belli ki. Karınla da herhalde barıştın. Neden buraya gelirsin, değil mi? Ne saçmalıyorsun Allah aşkına Funda, ne var? Bana yaşattığın bu rezillik ne olacak peki Albay? Hı? Hani geliyordun? Hani Kerem'i getiriyordun? Sen parayı getirmediğin için bu adamlar benim arabamı aldı. Bak Funda, bana bunlarla gelme. Zaten sinirlerin tepemde. Adamlar benim arabamı aldı diyorum sana. Burada herkese konu komşu rezil oldum diyorum. Anlıyor musun sen beni? Bak ben senin eski karın Melih'e benzemem, dünyayı dar getiririm sana biliyor musun? Funda, Kerem gelmiyor. Ne yaptıysam ikna edemedim, anlıyor musun beni? Bu benim sorunum değil ama Alpay. Ya tut kolumdan, polis zoruyla getir o zaman. Bas bas bağırıyordun ama. Kendini yırtıyordun. Bu çocuğun velayeti bende, her bir şey bende diye. Ne oldu şimdi? Öyle kolay olmuyor işte. Var aklımda bir şeyler. Sen şimdi telefonu kapatıyorsun. Ben yarın gidiyorum, uçak biletlerini alıyorum. En güzel yemeği yapıyorsun. Erkeğin geliyor. Tamam gel. Gel artık. Hadi canım. Ya abi daha ne anlatayım işte. Bizim okulun şakası komiği bitmez. Hele bir de mesleğe başlayınca neler göreceğiz onu da bilmiyorum vallahi. Oğlum sen oldu bitti öyleydin Ömer'im. Ölüyü güldüren derler ya. Evet. Ben bile güldürdün yani Ömer'im. Amcan da zaten onu diyor. Bak şimdi ha. Ya. Öyle mi dedim derdi o. Gençlerle sohbet etmeye özlemiş. Biz burada birbirimize baka baka kararmış gelmişiz. Ben derslerde bol bol sohbet ediyorum gençlerle. Şimdiki nesil ne istediğini öyle iyi biliyor ki. Peşinden de gidiyorlar ha. Öyle öyle maşallah. Ne zaman değişti? Artık hayat çok hızlıdır. Bizim zamanımızdaki gibi değil. Mesela olur olmaz sevdalara tutulur bu. Neyse bizi geç, bizi geç. Ömer, var mı bir şeyler? Ne gibi abi? Sevda gibi, ne bileyim aşk gibi. Ha yok abi, daha düşünmüyorum. Hele bir okul bitsin, bir mesleğe atılalım, ondan sonra bakacağız artık. Daha düşünmüyorum diyor. Yani planlamış. Mantık diyor derdi o. Ben istemeden olmaz diyor. Bunun aşktan haberi yok. Bilmiyor ki habersiz gelir. Ne bilsin? Öyle nereden geldiğini şaşıracaksın. Aniden gelecek değil mi? Ki adı aşk olsun. Aşk olsun derken abi? Yani hiç şaşırmadın değil mi? Aklın hafsadan bir karışmadı. Kimyen değişmedi öyle mi diyorsun? Ya siz ne dediniz aranızda böyle? Ya anatomi, akıl, fikir, ne bileyim kimya. Dünya değişir Ömer, dünya. Doğru bildiğinden şaşarsın, yanlış dediğine koşarsın. Ya siz burada bayağı şair olmuşsunuz ha. Yeğenim, onca şiir, türkü muhasebe defterine mi yazılmış? Doğru benim derdi. Ne demişler? Dert yazdırır, saz söyletir. Vay be, o kadar. Ben bir müsaadenizi isteyeyim.
Efendim? İyi akşamlar. İyi akşamlar Ömer Bey. Ömer Bey derken herhalde aramızda mesafe var Defne Hanım. Ne diyeceksen de kasma hadi. Bak gelgi sen kapatayım ha. Yo gayet rahatım, relax bir şekilde müzik dinliyorum. İyi süper. O zaman sana bir teklifim var. Ben sizin ufaklıkla misket oynadım da kaybettim. Komik misin sen ya? Küçük çocuğa mı yenildin? Vallahi öyle oldu. Ödül olarak da gezme sözü verdim ona. Yani? Eğer yarın müsaitsen öğleden sonra alayım sizi. Biraz gezelim, ne dersin? Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi bana saçma sapan bir rastlantı olmadan, tesadüf yaşamadan buluşma mı teklif ediyorsun? Küçük bir çocuğu mutlu edeceğiz işte. İyi bakalım. Pek hevesli gördüm seni. Ama ben bunu bir düşüneyim, olur mu? Olur. Olur, düşün tabii. Rahatsız ettim ben seni. Hadi akşamlar. Gece artık soğuk oluyor buralara. Öyle. Etekle daha soğuk olur. Sık sık gelirsin Derdo. Yüreğimizde ısıtırız göğümüzü. Ya orası öyle Derdo da. Sen yine de dikkat et, senin kederin incedir, bak üşütürsün. Gel kışın kal işte burada. Afiyet olsun. Ömer. Ne oldu, neye sıkıldın? Yok bir şey amca. Yok bir şey yok da. Öyle bir coşkulu neşeli gelin amcan herhalde onu söyledi, değil mi? Hayırdır? Bütün gün konakta can sıkıntısından patlamak yerine teklifini kabul ediyorum. Nerelere götüreceksin bizi? Bayan Arıza mı? Hadi üstünde amca, Arda'nın teki işte. Gezilecek yer konusunda en zengin şehirdesin. Ama yarın ufaklık nereye isterse oraya gideceğiz. Ne oldu? Evet. Anacığım, ada çayı yaptım. İyi yapmışsın. Eline sağlık. Ana, bugün Hatice teyzeye gitmişsin ya. Meryem'i görmedin mi gerçekten? Babama öyle dedin de. Yok vallahi görmedim. Okuldan geç çıkıymış. Bekleyemedim. Ama Hatice kadın bir yolunu bulacak. Bizi tanıştıracak. Ey madem. Ama ben sana gönül koydum bilesin. Sebep? Müstakbel gelinimiz olacak. Ben senin kaç yıllık gelininim. Beni evladın sayardın. Ama gelin görmeye bensiz gideyim. Gönül koyduğun şeye mahvildim. İyi de öyle kaçar gibi gizli gizli Hatice teyzeye gittin. Neticede ben de Halil'in bir ablası sayılırım. Onun mürvetini, mutluluğunu görmeyi herkesten çok isterim. Kızım, öyle yerlere kalabalık gidilmez. Sen kendinden yola çık, vaktiyle. Kaç defa tek başıma geldim seni görmeye. Ürkütmemek için. Yarın öbür gün
Senin de oğlun var. Bir gelin alacağım. Bana desen ki, ana burada dur. Ben gideceğim, gelinimi göreceğim. Seçeceğim, ölçeceğim, biçeceğim. Ben orada dururum, beklerim. Doğrusu budur. Adet de budur. Ne bileyim ana. Öyle beni ayrı tutunca içerledim. Kendimi el gibi hissettim. Üzüldüm işte. Üzüldüm anacığım. Sen üzülmeyeceksin. Sen benim kıymetlimsin. Sen benim rahmetli oğlumun emanetisin. Sen üzülürsen ben dayanamam. Geçen tanıştığın arkadaşlarınla mıydın? Ha, Ahmet. Arkadaşları vardı, beraber halı saha yaptık. Kafa çocuk. Belli, yüzün gülüyor. İyi. Oo, çok güzel. Siz anne ol burada sohbet edin, ben içeride uyumaya çalışayım. Allah Allah, gel. Gel benim güzel kızım. Anneciğim, Defne geldi, biz gidelim. Çok komiksin ya. Ay benim güzeller güzeli kız. Çok şükür böyle yanımdasınız, kanatlarımın altındasınız. Her şeyi halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz anne? Kızım ben işe girdim. Nerede? Hastanede. Ne yapacaksın hastanede anne? Hasta bakıcılık. Yarın öbür gün kendimize göre küçük bir evde tutarız. Yavaş yavaş döşeriz için. Ama önce okulumuzu halletmemiz lazım. Bütün bunları hastaneden aldığın maaşla mı yapacaksın? Yaparız kızım. Yaparım. Gerekirse bir işe daha girerim. Yok anne. O kadar yorulmana müsaade etmem. Ben de okuldan sonra bir iş bulurum, çalışırım. Ne olacak? Bak sen benim yakışıklı futbolcuma. Ben her şeyin üstesinden gelirim. Yeter ki siz yanımda olun. Ama bir tek şey istiyorum sizden. Ben işteyken kardeşinize çok iyi sahip çıkın. Bugün Seyit Ali kaybolduğunda ben çok korktum Allah'ım. Bin türlü şey geldi aklıma, Allah'ım korusun. Özür dilerim, ben avluda oynuyor sanıyordum Seyit Ali. Tamam oğlum, ben üzül diye söylemedim. Sadece bundan sonra daha dikkatli olalım, tamam mı? Böyle bir şey bir daha yaşamayalım. Tamam oğlum, merak etme sen. Sen merak etme anne. Oh benim canlarım. Oh, gel buraya gel. Benim canlarım. Her şeyi halledeceğiz. Ama üşüdük. Hadi yatalım artık. Hadi oğlum sen de üstünü değiş. Rahat rahat. Kızım. Ben çok düşündüm. Karar verdim, sizi bu kadar üzmeye hakkım yok. Yarın Almanya'ya dönüyorum. Son bir şey isteyeceğim. Gitmeden Seyit Ali ile seni görmek istiyorum. Bir vedayı çok görme babana. Sabah haberleşelim. İyi geceler.